sorun geçemezsiniz. Beni tanıyor musun Teğmen? Evet efendim. Ama geçmenize izin veremem. Ersoy Ulu Bey içeridekilere suikast düzenleyecek. Sizi temin ederim, gerekli önlemler alın. Zaten bu yüzden siz de dahil olmak üzere kimseye geçiş izni veremiyorum. Anadolu Kaplanı'nı eşsiz kılan, dünyanın en iyi tanklarının bir bileşkesi olarak diğer milletlerin deneyimlerinden faydalanarak tasarlanmış olması. İlk bakışta fark edeceğiniz gibi gövde yapısı İsrail yapımı Merkava tanklarını andırır. Bulunduğumuz coğrafyanın zorlu koşullarında en yüksek savaş kabiliyetine sahip olabilmesi için tasarımında bu tanklar örnek alınmıştır. Sizin de gözlemleyebileceğiniz gibi Anadolu Kaplanı İsrailliler patentle ilgili sorun çıkarmazsa mı? Cumhurbaşkanım, tasarımda yaptığımız bazı küçük değişikliklerle hem patent sorununu açtık hem de tankımızı daha dayanıklı hale getirdik. Güzel, çok güzel. Mürettebat sayısı? 6 kişi efendim. Çok güzel. Sayın Başbakanım, Polat Alemdar geldi. Güzel. Peki, seri üretime ne zaman geçebiliriz? En az 1 yıl içinde geçebiliriz. 1 yıl? Evet. Güzel. Derhal burayı boşaltmamız lazım. Ersoy Ulu Bey buraya saldırı düzenleyecek. Endişeni anlıyorum. Benzer istihbaratı biz de aldık. Ama sence Ersoy Ulu Bey bize burada bir şey yapabilir mi? Efendim, Ersoy Ulu Bey tam da bu yüzden burayı seçti. Kamuoyuna kimsenin güvende olmadığı mesajını vermek istiyor. Siz bina güvenliğini alın. Devlet erkanının yanından ayrılmayın. Polat Alemdar ne diyorsa yapın. Kapıları kapatın. Kimse buradan çıkmayacak. Başbakanım, öyle gidin. Merak etme sen.
Bu C planı. Büyük ihtimalle zaten gerek kalmayacak. Ama diyelim ki bir terslik oldu. Mekandan kaçmak için dışarı çıkmadılar. O zaman devreye girip arka kapıya yönlendireceksin. Anlaşıldı. Arkadan kaçıralım devre terkanı. Polat Alemdar çıkmayacaksınız dedim. Çıkarmayacağız. Polat Alemdar kapıda mevzilenmiş. Bu taraftan giremiyoruz. Roket atın kapıya. Efendim, kapılar güçlendirilmiş. Etkili olmaz. Sen dediğimi yap. Kapı biraz sarsılınca arkadan çıkacaklar panikle. RPG'yi verin. Ersoy nerede? Görmedim usta. Bu işte bir terslik var. Ersoy'un burada olması lazım. Ben arka tarafa geçiyorum. İçeri girmek üzereler. Arkadan tahliye edeceğiz. Herkes arka kapıya yönelsin. Durun, durun. Orası daha tehlikeli. Araba diye bunu mu buldun? Dayımın bindiğinden üste bindirir miyim seni arabaya? Al şu telefonu da. Hadi yolun açık olsun. Dedim dayı, karar marar değiştirirsin. Çok uzağa gitmeden tepesine çökeriz. Cevher, niye karar değiştirem? Zaten zor almışım o kararı. Bak dayı, zor almışsın kararı. Demek ki vazgeçebilirsin. Kim lan bunlar?
Sazı! Gelsin, kapımızda adamı vurduracağız şimdi. Açın kapıyı. Desteğe gelsin. Alo, Alper. Caner, ulan kimse İskender'i vurmuyor ha. Tamam, bizim hasmımız da Alemdağ'ın da büyük düşmanı. Vurursuz vurursuz rezil oluruz vallahi aleme. Tamam dayı. Çekilelim! Hadi! Çabuk ekip hazırlayın, çıkıyoruz. Emredersiniz efendim. Nereye Alper? Acil çıkmam lazım. Randevumuz vardı. Başka bir zaman görüşürüz Ünsal Bey. Etrafına patlayıcı yerleştirin. Hepsi beraber gebersinler. Emredersiniz efendim. Allah!
çocuklara silah verdin mi? Bu adam çocuk mu Tanrı Cevher? Ver silahlarını şu Tanrı'ya! Kaçıp canlarını kurtarsınlar! Biz ölecek, onlar yaşayacak mı dayı? Ben öldükten sonra kim yaşsa yaşasın! Onudan ben düşünen! Yaralıları toplayın. Bir şey bilen biri çıkar belki. Usta. Hala İskender'in elindeler Memati. Thank you.
alayım. Siz benimle gelin. Gebersin! İn! İn! Ormanlık arazide gidecek yer yok. Thank you.
hariç hepsini kafasına sıkın. Atın! Efendim, hafif yaralılar da var. Hafif olan hiçbir şeyi... Hemen! Bir helikopteri düşüremediniz. Canınızı başlıyorum. Daha ne? Memati ölmeyecek. Gerekirse sen öleceksin. Abdüley ölecek. Ben öleceğim. Ama Memati ölmeyecek. Tamam abi. Abdüley ne taraftan gireceğiz? Abi başbakanlığı arayalım. Bu böyle olmayacak. Eğer buraya telefon gelirse girmemize gerek kalmaz. Abi. Ne oluyor? Efendim, saldırıya uğradık. Abdülay, telefon bağlantısını iptal et. Bebeği güvenli bir yere götürün. Memati'nin adamı. Polatlar. Kimse yok ağam, tek. Şu kel olan adam mı? Hı-hı. Evet ağam. Güzel. Beni Memati'yle beraber yaktılar. Ben de ikisini birlikte yakacağım. Yakalayın yolcuyu Abbas. Adamın varmış Memati. Yaşarsan diğerlerini de göreceksin nasılsa Cevat. Ne bana yaptığın yanına kalacak ne de oğluma. Sana iki şey çok yakışıyor Memati. Birincisi racon kesmen. İkincisi raconla ölmen. Silah. Çocuğun yaşamasını istiyorsan bırakın silahları. Abdüley bırak silahını. Siz dışarı çıkın.
Patronun nerede? Burada yok. Gitti. Patronun nerede? Burası yabancı bir ülkenin toprağı. Savaş suçu işliyorsunuz. Hep siz mi savaş suçu işleyeceksiniz? Patron ben değilim. Ben sadece bana verilen görevi yapıyorum. Olmuş melek. Konuş Cevat, konuş. Seni ben konuşturuyorum. Adam gibi yakamadım ya, istediğin kadar konuş. Herkesin bir itizaz alanı var. Yakma senin neyini. Abbas, ağına benzin içirdi bunlar. Öyle mi? Memati'ye ne yaptın? Çok güzel bir gelecek hazırlıyorum yeğenime. O babası gibi olmayacak. Ona buna kurşun sıkmayacak. İsrail'e yolladım oğlunu. Babasının Müslümanlar tarafından öldürüldüğünü söyleyip acımasız bir asker olarak yetiştirecekler. Eğer senin kanından iki damla ona bulaşmışsa Filistinlilerin vay haline. Benim kanımdan iki damla bulaşmışsa o babasının kim olduğunu öğrenir. Babasını yarım bıraktığı bütün işleri tek tek bitirir. Ben nasıl senin tek hücreni bırakmayacaksam onlar da oğlunun kafasında babasına ait tek hücre bırakmayacaklar. Önce adamını yakalım. Cılıklarını dinle. Acısını hisset. Seni ondan sonra yakacağım. Kazım! Burası. Tamam, inelim. Peki. Ulan Kazım. Abi. Şunu. Hakkını helal et. Beceremedim. Asıl sen hakkını helal et Kazım. İstersen çözeyim ellerini. Birbirinize şöyle son bir kez sarılın. Ha? Abbas, bu ses ne? Polat geliyor. Ne? Ah!
Abbas, çekil oradan. Sen de yanacaksın şimdi. Memati. Biz de. Usta bırak ben vurayım. Anahtarlar şunda. Kaç kaç. Kalk kalk. Sen de iş yok be. İçeride. Kiminle konuşuyorsun lan sen? Kiminle konuşuyorsun? Sen hangi aşirettensin? Ha? Söyle. Hangi aşirettensin? Thank you.
Rahat olabilirsin. Vegas'ta olan Vegas'ta kalır. Yüzünü açabilirsin. Biraz daha keyfimin yerine gelmesini bekliyorum. İçince keyfin yerine gelir. Anlaşıldı. Sen yüzünü açmayacaksın. O zaman ben açarım. Ben açarım. Polat? Ne oluyor? Parolayı söyle. Ne parolası? Bu bana yeter. Ne oldu sana? Ne oldu? Kaçıyor. Kaçıyor, yakalayın. Koşun! Ne oldu? Çadırı bastılar. Çok yaralı var. Kaç kişiler? Alın bunları evine götürün. Çok kalabalık var. Çok yaralı var. Çok kalabalık var. Efendim, baskın var. Hemen toplanıyoruz.
Senin kimliğin nerede? Duydun mu? Çadırı basmışlar. Duydum. Umarım buraya kadar gelmezler. Senin bu bölgede ne işin var? Ben de yanlış yaptığımı şimdi fark ettim. Seni öldürmeliyim. Beni duyuyor musunuz efendim? İçeride misiniz? Efendim beni duyuyor musunuz? İyi misiniz? İçerideyim Erdem. Sesinizi duyduğuma çok sevindim. Şimdi B bloğa geçiyorsunuz. ...15 metre ileride merdivenden çıkacak karşınızda. Efendim, parmak iziyle parolayı alabildiniz mi? Evet. Hanginiz yaralıydı? Efendim bir şey mi oldu? Elektrikler kesildi Erdem. O zaman artık yapacak bir şeyimiz yok. İçeride bir ışık görüyorum Erdem. Sistem odasının elektriği kesilmez. Ama artık oraya girişin bir yolu yok. Efendim bir an önce oradan çıkmanız lazım. Enerji, güç. Efendim beni duyuyor musunuz? Efendim. Beni duyabiliyor musunuz? Efendim beni duyuyor musunuz? Erdem şifreyi kır.
Erdem. Şifreyi kırdım efendim. Geriye sayım başladı. Yalnızca 3 dakikanız var. Onunla olmaz gerizekalılar. Çekilin. Tamamının aktarılması için yeterli süremiz yok. Yok etme sistemi devreye girecek. Bir an önce oradan çıkmalısınız. Bu topraklardan kanlı ellerinizi çekeceğinize söz verdiniz. Ama sözünüzde durmadınız. 13 yıl önce bugün 11 Eylül'de yazdığınız oyunu bozuyorum. Dünya artık sizin sahneniz olmayacak. Bundan böyle yaptığınız hiçbir kirli anlaşma, hiçbir kanlı pazarlık gizli kalmayacak. Dünyayı bir örümcek ağ gibi sarmış olan sisteminizin sonu geldi. Ben bu oyunu bitirmeyi anlaştım. Dünyanızı başınıza yıkacağım. Ölmüş.